insanı peygamber olarak görevlendirdi. İlk insanı peygamber olarak görevlendirdi. Ondan sonra sırasını ve zamanını kendinin tayin ettiği, belli bir kurala da bağlı olmamak üzere, dikkatinizi istirhamı tekrarlıyorum, sırasını ve zamanını kendisinin tayin ettiği, belli bir kurala da bağlı olmamak üzere, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 28 ya da 25 peygamberi gönderdi. E bütün beşeriyet 25 peygamberle yetinmiş olamaz. Hadis-i şeriflerde gelen rivayetlerle 124 bin veya 224 bin peygamber gönderdi. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın insana verdiği değeri gösteriyor. Ruhundan ruh üflediği insanı kendi başına bırakmamasını, bırakmayı istemediğini, onun iki dünyada mutlu olması için nelere dikkat etmesi gerektiğini bildirmeyi hedef aldığı için Allah-u Teala bu kadar peygamber gönderdi. Değerli dostlar, hakikaten Allah-u Teala bizi yaratmış, onun şükrünü eda etmek için başımızı secdeden kaldırmasak yerine getiremeyiz. Gözümüz, kulağımız, dilimiz, midemiz, karaciğerimiz, akciğerimiz, böbreklerin şükrünü yerine getirmemize imkan yok. Burada mutabıkız da. İbadetlerimizin neler olacağını Cenab-ı Allah tayin etmeseydi, peygamberlerle göndermeseydi, kitapla göndermeseydi, biz ibadetleri bulabilir miydik arkadaşlar? Ben biraz daha müşahhas hale getirmek istiyorum. Toplayın dünyada kafası en çok çalıştığına inandığınız profesörleri, uzmanları, yetkilileri. Ya bize bir oruç ibadeti tayin edin. Senede biz bir oruç tutalım. Bu beden de dinlensin, mide de dinlensin, karaciğer de dinlensin diye. Bir komisyon kursak, aylarca otursalar. Bir ay imsakta başlayıp güneş batımına kadar süren, yeme, içme, cinsel arzular yasak olan şu bildiğimiz Ramazan orucunu senelerce uğraşsalar bulabilirler mi arkadaşlar? Ben adım gibi inanıyorum ki oturdukları zaman bir kısmı diyecek ki ya öğlen vakti bir bardak suya izin verelim. Öbürü diyecek ki bir hafta tutulsun, bir hafta ara verelim, bir hafta daha tutulsun. Öbürü diyecek ki ya bu oruç çok güzel bir şey, senede 3 ay olsun. Öbürü başka bir şey teklif edecek. Şu her sene tuttuğumuz Ramazan formülünü Rabbimizden başka bilip de bize bildirecek kimse yoktu arkadaşlar. Ya namazı kendi başımıza bulabilir miydik? Sabah namazı kaç rekat olsun? 15 rekat olsun. Niye? Yeni kalkmışız, harekete ihtiyacımız var, spora ihtiyacımız var. Yatsı 2 rekat olsun. Zaten yorulmuşuz, 2 rekat kılıp yatalım. Akıl böyle demez miydi arkadaşlar? He? Öğlenin ortasında ya iş var, güç var, 2 rekat kılalım ya da farzı 3 kılalım bıçsın. Biri böyle teklif edecek, öbürü böyle. Yasaklara gelelim, vakti harcamak istemiyorum. Saatimi kurdum, zil çalınca 2-3 dakika daha uzatıp bırakacağım. O kadar toparlama hakkı tanıdım kendime. Yasaklara gelsek, şarap yasak da rakı da olsun mu olmasın mı? Miktarı ne kadar olsun? Sarhoş etmeyecek kadar içersek niye yasak olsun? Binlerce teklif gelecek. Çıkışın içinde. Bir kadın nasıl giyinmeli? İnsanlara bırakırsan içinden çıkmana imkan ve ihtimal yok. Kimi kolunu açar, kimi başını açar, kimi bilmem ne. Ondan sonra da nereye gideceğini şimdi görüyoruz. Rabbimiz ne demiş? Ben sizi çok seviyorum. Ben size değer veriyorum. Nasıl giyineceğinizi de ben tayin ediyorum. Neleri yiyip neleri yemeyeceğinizi de, neleri içip neleri içmeyeceğinizi de, ibadetinizi nasıl yapacağınızı da, nereden kazanıp nereye harcayacağınızı da ben tayin ettim. Size hazır reçeteyi sunuyorum. Ya adam olun da buna uyun diyor arkadaşlar. Ne garip tecelli ki insanoğlunda nankörlük var, cahillik var, inatlık var. Ayet-i kerimelerin ifadesi bunlar.
Kendi menfaatine ayağını direr, kendini zarara sokacak işleri kendi eliyle yapar. Yapar mı? Yapıyor mu, yapmıyor mu? Cebinden parayı verip içkiyi içip kafayı alt üst ediyor bu adam. Bir müddet sonra onunla yetinmiyor, gramı şu kadar olan esrarı alıp içiyor. Bir müddet sonra onunla da yetinmiyor, morfini alıp içiyor. Onunla da yetinmiyor, adına da altın vuruş diye, bir de altın vuruş, onu sevimli kılmışlar bu ya. Kendi ölümüne sebep olan şırıngayı kendine yapıyor mu, yapmıyor mu arkadaşlar? Öyleyse bir insanın iki dünyada nasıl mutlu olacağını insanların bulmasına imkan yok. Ancak onu yaratan Allah bilir, Allah bulur ve Allah gönderir. Kiminle gönderecek? Peygamberle. Peygamberin peygamber olduğunun delili ne olacak? Kitap. Mucize. Biz işte onun için diyoruz ki ey insanlar, hiçbir beşeri sistem sizi iki dünyada mutlu edemez. Çünkü her beşerin, her insanın düşüncesinde noksanlık vardır. Geleceği hesap edemez. Koyduğu hükümlerin ileride ne gibi sakıncalara sebep olacağını hesap edemez. Sizi, bizi perişan eder. İnsanoğlu için tek huzur ve mutluluk yolu, kendini yoktan yaratıp, ruhundan ruh üfleyen, bununla yetinmeyip peygamber kitap, peygamber kitap, peygamber kitap göndererek insanları sırat-ı müstakime davet eden Allah'ın davetine icabet etmek.